Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Gaziantep'te Gazi Ray açılışına katıldı. AK Parti'de insana hizmet var dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de örnek bir çalışma yapıldığını ifade etti. Yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu raylı sistemleri yaygınlaştırmaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Gaziantep'teydi. Yapımı tamamlanan Gazi Ray'ın test sürüşüne katıldı. Açılışta açıklama yapan Kara İsmailoğlu, AK Parti'de ideolojiye değil insana hizmet var dedi. Belediyecilik yönetiminde başarılı olmanın yolu halkla iç içe olmak ve onların ihtiyaçlarına kulak vermekten geçmektedir. Halkın ihtiyaçlarını iyi tespit etmek ve halkın isteklerini ön planda tutmak gerekmektedir. Hamdolsun bu düstur AK Parti siyasetinin özünde var. AK Parti'de ideolojiye değil, insana hizmet var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yapılan ulaşım hattıyla örnek bir çalışma yapıldığını ifade etti. Bugün Sayın Bakanımın ve ekibinin çalışmasıyla verdiği desteklerle de bir medeniyet şehrinde çevre dostu, iklim dostu ulaşım nasıl olur? Güvenli, konforlu, sağlıklı nasıl ulaşım sağlanır? Bunun örneğini gerçekleştirmek için buradayız. Online için Sayın seyirciler, şimdi yavaş yavaş dünyanın geldiği enerji krizini konuşmaya başlayacağız. Almanya ile başlayacağız. Almanya enerji tasarrufu amacıyla gece ışıklandırmalarını kapattı efendim. Şimdi pek çok alınan başka önlemler de var. Konuyu gazeteci Murat Dinler'le konuşacağız. Sayın Dinler, yayınımıza hoş geldiniz. Gizem Çetin, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi biraz baktım ben alınan tedbirlere ama belki de en önemlisi hani biraz izleyicilerimize de bilgi vermek amaçlı söyleyelim. Rusya'dan ithal edilen doğalgaza olan bağımlılığı azaltmak pek tabii ki amaç. 22'den itibaren işte heykeller, anıtlar, kamu binaları artık ışıklandırılmayacak. Onun dışında mesela ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olacak. Hastaneler, kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak kış boyunca gibi önlemler var. Ben de şuna baktım. Almanya ne kadar ihtiyacı var ve bunlar ne kadarını karşılar diye. Almanya'nın geçtiğimiz sene 119 milyon metreküp doğalgaz ithal ettiğini gördüm. Şimdi bu sene bunun ne kadarını sizce Rusya'dan ithal edebilir? Bu nasıl konuşuluyor Almanya'da? Sizin düşünceleriniz nelerdir? Evet, sizin de söylemiş olduğunuz gibi dünyanın gündeminde Almanya'nın geceleri ışıklarını kapatması var. Almanya enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle böylesi bir yol izledi. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Almanya 6 ay boyunca enerji tasarrufu sokaklarda, caddelerde, kamu binalarında yapacak ve hedeflediği sadece %2'lik bir oranda tasarrufa gitmek. Saat 22 gibi bundan sonra sokaklarda çok fazla ışık göremeyeceğiz. Peki şu konuya da şu elden bakmak lazım. Zaten Almanya'da saat 8 ve 9'dan sonra, 21'den sonra sokakta çok fazla insan görmezdik ve bu vatandaşı çok etkilemeyecek. Ama gelelim ki ısınma problemi en büyük problemlerden bir tanesi. Almanya bildiğiniz gibi kara iklime sahip bir ülke ve neredeyse her bölgesi kar yağışı altında kalıyor ve en önemli konu Almanya için ısınma. Bununla ilgili Alman hükümeti neler yapıyor, neler yapacak? Kamu binalarını da 19 derecenin üstünde ısıtmama kararı aldı. Bunun yanı sıra mağaza sahipleri, alışveriş merkezi sahiplerini ise kapılarını kesinlikle açık tutmamalarını, sürekli kapanması gerektiğini ve ısı kaybını kesinlikle bir şekilde kaybetmemeleri gerektiğini. Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı ise sadece bir odanızı ısıtın, diğer odaları zaten kullanmıyorsunuz diye bu tür vatandaşlara tasarruf önlemlerinde bulundu. Hatta yarın pazartesi itibariyle hükümet yetkilileri vatandaşlara daha çok nasıl tasarruf edilebilir, nerelerden tasarruf edilebilir adlı bir konferans vermeyi düşünüyor. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi 119 milyon metreküp doğalgaz ithal etti geçtiğimiz sene. Almanya 100 milyar metreküpünü de harcadı. Tüm bu tasarrufları 6 ay boyunca hayata geçirip tamamen uygulasa dahi %2 oranında bir azalma söz konusu. Yani hani dişinin kavuğuna deriz ya, oraya isabet eden bir şey. Şimdi savaş başladığında Kuzey Akım 2 projesini Almanya durdurdu. Şimdi zaman zaman Rusya işte tadilat var, tamirat var diye işte gazı bir kesiyor, bir açıyor. Gerçekten gaz sıkıntısıyla karşı karşıya kalındığında sadece hane halkı olarak değil, şimdi Avrupa'nın da üretici lokomotifi Almanya, yavaş yavaş anladığımız kadar kömüre mi dönüyor?
Sayın Çetin, çok önemli bir noktaya değindiniz. Evet, Almanya dünyanın lokomotif şehri, sanayi bölgesi için söylüyorum. Dünyaya vermiş olduğu birçok araba parçaları mevcut. Enerji ve gaz sıkıntısı sonrası bunlar en büyük sekteye uğrayacak konulardan bir tanesi. Peki Almanya kömürü nereden alıyordu? %35'ten daha fazlasını yine Rusya'dan alıyordu. Alternatif yollar arıyor Almanya. Geçtiğimiz günlerde Alman Başbakanı 31 iş adamıyla beraber Kanada'ya gitti. Yani akışkanlı bir gaz anlaşması imzaladı. Ancak bunu imzalasa bile hayata geçirmesi yine 2 yılı bulacak. Peki rotayı nereye çevirecek Almanya? Tahmin ediyoruz yakın tarihte yine Türkiye, Azerbaycan ve Irak, İran gibi ülkelerle dirsek temasına girmek zorunda kalacak. Çünkü az önce de söylemiş olduğum gibi kömürü de maalesef Almanya çok önemli bir ölçüde yine Rusya'dan alıyordu. Evet, tahıl krizinde nasıl Türkiye masadaysa anladığımız kadarıyla kışa doğru ısınma kriziyle birlikte yine Türkiye masada olacak. O devletler adına da diyebiliriz. Son olarak işte siz de bahsettiniz. Hani işte tek odanızı ısıtın, haftada bir kez duş alın, işte mağazanın kapısını kapalı tutun gibi önlemlerden bahsediliyor. Halkın buna tepkisi nasıl? Biliyorsunuz ki Almanya savaştan çıktıktan sonra kendi ayakları üzerinde ciddi bir yatırım yapıp dünyaya adını tekrardan kabul edilen bir ülke. Buna kimileri ne kadar itiraz etse de Almanya savaştan sonra çok ciddi atılımlarla dünyaya kendini kabul ettirdi. Alman vatandaşları özellikle orta yaşın üstündeki insanlar bu krizi çok rahat aşacaklarını, az önce anlatılanları harfiye uygulayacaklarını ve yakın tarihte 6 aydan sonra Almanya'nın eski gücüne, eski bağımsızlığına kavuşacaklarını, en azından enerji konusunda kavuşacaklarını söylüyorlar. Peki orta kesim ve yeni gençler şimdi eskiye dönüyorlar. Hepsi soba satış fiyatlarına yöneldiler. Büyük alışveriş mağazalarında, büyük AVM'lerde neredeyse hiçbir gözümüzün önünde olmayan şeyler, sobalar bir anda ortaya çıktı. Talep ettiğiniz sobayı bulamama gibi sorunlar ortaya çıktı. Sipariş etmek istediğiniz zamanda 2 ila 3 ay gibi bir zaman dilimi ortaya çıktı. Halk tahmin ediyorum bu kışı evlerinde odun sobası ya da pelit sobası yakarak geçirecek. Evet, Alman disiplinini yine aslında bu noktada da görüyoruz diyebiliriz. Murat Dinler gazeteci bize Almanya'nın tasarruflarını aktardı. Oradaki son durumu aktardı. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Güzel teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, dediğimiz gibi enerji meselesini konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi biraz haberlerimizi de aktarmaya devam edelim.